Şu lambayı yaksana şu evi. Evet, Daily Aktif TV seyircileri, takipçiler, şu anda Belçika'nın Genk şehrindeyiz. Sesim nasıl geliyor? Sesim geliyor mu? Ona bir bana bir yazarsanız lütfen. Sesim var mı şu anda? Sesim geliyor mu? Ona bir söylerseniz hemen yayına başlayacağım. Biliyorsunuz Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili son zamanlarda canlı yayınlara sizlere duyurduk, aktardık. Genelde işte biliyorsunuz Salı günü kapanmıştı, kapandı dediğimiz, tamam ses geliyormuş, harikasınız. Kapandı diye duyumalar aldık ve direkt canlı yayına girdik ve Hasan Polatkan Havalimanı kapandı. İki gün kapandı, iki gün sonra bakanlarla görüşme yapıldı. Bakanlarla görüşme yapıldıktan sonra da tekrar geri açıldığını biz sizlere duyurduk. Açıldı, şu anda havalimanı açıldı, ancak akabinde bir gün sonra yine bir haberle kısıtlama geldi, haberi geldi. Özellikle Avrupa Birliği Platformu Başkanı Sabahattin Tedik ve Belçika eski milletvekillerinden Cemal Çavdarlı'nın açıklamalarıyla kapanacağını, tekrar kısıtlama geleceğini söyledi. O yüzden biz de burada Belçika'nın Genk şehrinde Lidberg bölgesindeki toplulukla, vatandaşlarla şu andaki Eskişehir Havalimanı'nın gidişatıyla ilgili sizlere bilgi alacağız. Sizlere bunu aktaracağız. Sizlerden ricam, lütfen yayınımızı bol bol paylaşalım. Şu anda 100 kişiye yakın izleyici var. Bunu daha fazla yapalım. Bu bilgileri direkt ben daha çok kişiye erişelim diyorum. Evet, şu anda Belçika'nın Genk şehrinde Lidberg bölgesindeyiz. Lidberg bölgesinde insanlarımızla, vatandaşlarımıza röportaj yapacağız. Röportajlarımızda sizlerle bu vatandaşların bilgilerini, fikirlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Dolayısıyla sizlerden yayınımızı paylaşmanızı istiyoruz. Evet, şu anda Lidberg, dediğim gibi Lidberg toplulukta, burada vatandaşların Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın şu andaki durumu kapatılmadı. Açık, 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 ancak kısıtlama geldi biliyoruz. O kısıtlamanın ilgili burada vatandaşların bilgini alacağız. Evet, sizleri bir tanıyalım isterseniz. Ben Fırat Nallı. Havalimanının kapanmasını istemiyoruz. Şu anda kapanmadı havalimanı. Şu anda bir kısıtlama var. Bazı uçuşların Zafer Havalimanı yönlendireceği söyleniyor. Yani biz Belçika'daki kuvvetçiler olarak Eskişehir'in kısıtlanmasını istemiyoruz. Kütahya bize ters geliyor. O yüzden Eskişehir Havalimanı'nı istiyoruz. Evet, ikinci soru. Eğer herhangi bir sebepten dolayı Eskişehir Havalimanı kapatılırsa tercihiniz hangi havalimanı olur? İstanbul Sabiha Gökçe ya da arabayla gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet, İstanbul Sabiha Gökçe ve araba. Evet, biz görüşler almaya devam ediyoruz. Evet, sık sık Türkiye'ye giden, Eskişehir Havalimanı sık kullanan, burada Hüseyin Akbay var. Hüseyin abimiz de genelde sık sık Eskişehir Havalimanı'na gidenlerden. Evet, Hüseyin Bey, sizin fikrinizi almak istiyoruz. Efendim, ben Eskişehir'e çok giden bir insanım. İsmim Hüseyin Akbayır. Eskişehir Havalimanı'nın kapanmasını istemiyoruz. Torunlarımızı, çocuklarımızı, gelinlerimizi toplu olarak gönderiyoruz. Uçaktan indi mi 15 dakika sonra evinde oluyorlar. Evet. Ama şayet bu Eskişehir Havalimanı kapanırsa Zafer Havalimanı'nı yine kullanmayacağız. Sabiha Gökçe Havalimanı'na yöneleceğiz. Peki sebep? Sebep, bizim elimizdeki hazır havaalanı ne için kapatıyorlar yani? Biz bunu anlamıyoruz yani. Bizi burada insan saymıyorlar bunlar. Bu yurt dışında bu insanların bütün vergileri, algıları bütün Eskişehir'de. Bu adamlar niçin bizi götürüyorlar da Afyon'a bizi köle yapıyorlar? Evet. Evet. Başka ne demek istediğim şeyler var mı? Bizim yegane havalimanının kapanmaması için devlet büyüklerine yardım ver. Yani Zafer de açık olsun, Hasan Polatkan da açık. Vatandaş tercihini ona göre yapsın. Tercihini ona göre yapsın. Eskişehir havalimanı bizim için çok güzel. Evet. Orası şayet kapanacak olursa
yine Zafer'e gitmeyeceğiz. Sabiha Gökçeoğlu'nu kullanacağız. Evet. Değerli takipçiler, çok yorumlar var. Avrupa'daki vatandaşlar, tabii ki biliyorsunuz, Belçika'da 1964'ten beri Türk vatandaşlığının burada şu anda 50'yi geçtik, 60. yılı kutluyoruz. 60 yıldır varlı olan bir hizmeti bizden almayın diyorlar. Evet. Sizleri bir tanıyalım öncelikle. Ben Sabahattin Akbayır. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz son gelenlerdesiniz. Kapanmasını istemiyoruz. Bizim evimiz, her şeyimiz orada. Yani bize ters geliyor bir tane. Peki herhangi bir sebepten dolayı Eskişehir kapanırsa hangi havalimanı tercih edersiniz? Sabiha Gökçen'e giderim. Sabiha Gökçen'e. En uygun bize o. Çünkü bize Kütahya ters. Evet. Yani bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Kusura bakmayın, biz oyununuzu böldük. Evet, burada günlerde bugün Cuma, malum. Cuma günü vatandaşlar işini bitirip artık hafta sonu girdiği için vatandaşlar tabii ki kıraat kadere ne yapar? Zevkine burada oynanır. Evet kardeşim, sizleri önce bir tanıyalım. İsmim Bayram Köse. Eskişehir Havalimanı'nın kapanmasını istemiyoruz. Çünkü %85 Avrupa'da yaşayan insanların Eskişehir'de evleri var. Uçaktan inen insanlar 15-20 dakika sonra bir takip taksi mesafesinde evinde oluyorlar. Kütahya bize çok ters düşüyor. Ha, Eskişehir nihayet kapanırsa Kütahya'yı hiçbir şartta kullanmayacağım. Evet. Teşekkür ederim. Açık ve net olarak cevaplar geldi. Evet, şöyle devam edelim. Evet, önce kendimizi tanıtalım. Ben Mükcan Çakal. Tabii Eskişehir Havalimanı'nın kapanmasını istemiyoruz haliyle. Çünkü kullanış açısından bize çok faydalı. Herhangi böyle yaşlılarımız olsun, gençlerimiz olsun, bizim köyümüzü olsun veya o çevrenin insanların olsun, çok kullanışlı bir havalimanı. Yani bunun kullanılması, kapatılması gerçekten yani halka kötü bir şey. Evet. Peki herhangi bir sebepten dolayı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı uçuşları yasaklandı. Kalktığın sonra hangi havalimanı tercih edersiniz? Ya, öncelik olarak tabii Esenboğa'ya şey yapabilirim. Ankara. Biraz daha kullanışlı. Evet. Ama Kütahya'yı kullanmak pek düşünmüyorum yani. Evet. Evet. Evet, şöyle arkadaşa verelim. Evet, önce kendimizi tanıtalım. Ben Vedat Tonar. Eskişehir Havalimanı'na hiçbir şekilde kapanmasını istemiyoruz. Eskişehir Havalimanı'na gelen kısıtlamaları da bunları da istemiyoruz. Çünkü bizim için ulaşım çok önemli. Her zamanki gidip geldiğimiz yer. Evet, bir de biliyorsunuz gurbetçilerin birçoğu orada devre mülkler aldı, evleri var, yatırımlar yapmış oralarda. Evet, işte o yüzden kapanmasını istemiyoruz. Kısıtlamaları da onlara da istemiyoruz. Eğer şayet bunlar olduğu sürece biz çeşitli alternatif havaalanlarını kullanmak istiyoruz ama kesinlikle Kütahya Zafer Havalimanı'nı kullanmak istemeyeceğim. Evet, tercihiniz neresi olabilir mesela? İstanbul olur, Ankara olur. Evet. İstanbul, Ankara. Özellikle Sabiha Gökçen, değerli seyirciler. Sabiha Gökçen çok söylenen, istenilen havalimanında. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, şöyle sizden sonra geleceğim, son masaya. Evet, önce sizi bir tanıyalım. İsmim Metem Çalık. Burada Eskişehir Havalimanı'nın hiçbir zaman kapatılmasını veya hizmetlerin kısıtılmasını istemiyoruz. Biz gurbetçiler olarak evimiz, yurdumuz tüm orada. Çoluğumuz, çocuğumuz rahatlıkla gidip gelebiliyor. Ama kısıtlamalar olursa, kapanmaz olursa tercihimiz Sabiha Gökçen Havalimanı. Evet. Kütahya'yı istemiyoruz. Evet. Kütahya'da ne gibi sıkıntılar olacağını düşünebiliyoruz? Mesela duyumlarımıza göre uçakların kaldırılmamasını. Mesela yıllardır biz gidip geliyoruz. TUİ hizmet veriyor. TUİ'nin kaldırılmadığını söylüyorlar. Eğer kaldırılırsa biz de İstanbul'a veya Ankara'ya gideriz. Evet. Alternatif havaalanına çeker evet. Gideriz diyorsunuz. Bunun yanı sıra Eskişehir 300 liraysa Zafer Havalimanı 400 lira olsun. Biz Eskişehir 400, Zafer Havalimanı 300, 400 lira Eskişehir'i tercih ederiz. Yani bu şekilde aslında vatandaş tercihini yapmış oluyor değil mi? Evet, aynen öyle. Evet, zaten yıllardır da vatandaş aslında tercihini yapmış yani, değerli seyirciler. Evet, sizleri bir tanıyalım. Sizin de evet. Fikrinizi almak isteriz. Evet, ben Ömer Kuş. Tabii ki Eskişehir'in kapanmasını istemiyoruz. Çünkü yaşlılarımız
son 60 senedir buradayız hemen hemen. Yaşlarımız zor oluyor. Evleri yani %80'in evi var orada. Yani yaşlarımıza daha şey. Tabii biz gençlere pek şey yapmıyor da ama gelecekte biz de yaşlanacağız. Evet. Yani Eskişehir bizim açımızdan çok güzel bir şey. Evet. Bu arada yorumlardan hepinize Ahmet Kopal'da hocamızın selamı var Trabzon'da. Evet. Şöyle bir gelelim. O da şu oynama senle başlayalım. Evet, kendimizi bir tanıtalım. Ben Servet Üstün. Şimdi normal mevcut havaalanında hizmette bir sıkıntı yoktu. Tekrar siyasi olarak bence alındı o havaalanı oraya. Vatandaşı mağdur etmeyin. Belki biz de rahatsız kullanıyoruz ama Eskişehir'de mülk olanlar iniyor. 10 dakika sonra evinde. Zafer Havaalanı bizim gurbetçilere ters. Adam ne yapar? Zafer Havaalanı'na inecek, yine ona özel araba gelecek. Eskişehir'deki servis araçlarına biner. 3 saat sonra yine memleketinde. Yani oraya bir artı sağlayacak diye bir şey yok. Evet. Mutlaka bu siyasi bir şey aslında. Bunu siyasetçilerin çözmesi lazım. Biz burada ne desek tamam oluyor. Yani. Evet, yani sonuçta bizler kullanacağız o havalimanlarını. Bizler kullanacağız. Her ile bir havaalanı dediler. Eskişehir il değil mi? Evet. Olmaz. Evet. Olmaz yani. Benim görüşüm böyle. Teşekkür ediyoruz. Şöyle verelim. Sırayla gidelim. İsmim Battal Nallı. Eskişehir Havaalanı'nın kapanmasını veya uçakların azalmasını istemiyoruz. Çünkü şahsen benim evim havaalanına 2,5 kilometre. Ben havaalanına uçakta indiğim zaman 5 dakika sonra evimde oluyorum. O yüzden hiçbir türlü Eskişehir Havaalanı'nın aksamasını veya kapanmasını istemiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Peki bir sorum soru. Herhangi bir sebepten dolayı Eskişehir Havaalanı kapatılsa tercihiniz hangi havalimanı olur? Sabiha Gökçen olur. Sabiha Gökçen. Çünkü neden? Ben oraya Zafer Havaalanı'na bir sefer indim. Çölün ovanın yüzünde bir havaalanı. Hiçbir ulaşım yok. Şehir yok. Pazar yok. Gitmek istemem oraya. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Evet. Sizler yorumdan bulunamayacaksınız. Bulunmuyorsunuz. Evet. Evet. Sen çok konuştun. Evet. Eskişehir Havaalanı hakkında konuşmak neresi sorabilirim istersin? Eskişehir havalimanı yok. Biz oraya iyi olsun diyorum. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir diyorsun. Peki Eskişehir Havalimanı herhangi bir sebepten dolayı kapansa hangi havalimanına gidersiniz? İstanbul'a inerim. İstanbul Sabiha Gökçen'e diyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, yanımızda bu topluluğun, bu bölgenin siyasetçilerinde ve bankacılarından bir tanesi Burak Nalın'la görüşüyoruz. Burak Bey, sorumuz basit. Eskişehir Havalimanı biliyorsunuz son günlerde bayağı bir haftadır yoğun olarak kapandı, açıldı ve şu anda kısıtlama var. Belli bir kısıtlama var. Fikirlerinizi almak isteriz. Yani şöyle bir durum söz konusu Necdet abi. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Özellikle Belçika'nın Gent, Anvers ve Brüksel şehirlerinde Emirdağ ve çevre köylerinden yoğun bir göç almış durumdayız. Bundan dolayı Eskişehir Havalimanı bizim için çok çok faydalıydı. Çünkü Emirdağ'ın ve Emirdağ çevre köyleri olsun insanların memleketine gitmeleri için Eskişehir Havalimanı iyi bir fırsat sunuyordu. Şimdi Eskişehir Havalimanı'nı kısıtlamak, bu uçuşları Kütahya'ya yönlendirmek, özellikle Emirdağ ve çevresindeki köylerin, o köylerden göç almış insanların, yani buraya göç etmiş insanların tekrar memleketlerine gitmesi için biraz daha durumu sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla en büyük ümidimiz bu kısıtlamaların kalkması, uçuşların tamamen Eskişehir'e yönlendirilmesi ve bu insanların bu zorlukları çekmemesi. Ümidimiz evet. Bu yönde. Yani Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nın yapılmış olması da aslında memleket için bir hizmet ama yani Zafer Havalimanı'ndaki zararı kurtarmak için Eskişehir Havalimanı'nın kısıtlanması bizim çevremizdeki ve Emirdağ'ın geniş çevresindeki insanlar için çok büyük bir sıkıntı olur. Dolayısıyla Eskişehir Havalimanı çok çok önemli bizim için. Evet, yani sonuçta Eskişehir'de Eskişehir Havalimanı'nda zafer ikisi açık olsun, vatandaş kendi tercihini kendisi yapsın. Aynen öyle. Evet. Aynen peki öyle. Herhangi bir sebepten dolayı Eskişehir Havalimanı kapatılırsa tercihiniz hangi havalimanı olur? Yani şöyle bir durum söz konusu, eğer memleketimize gitmek istersek, yani Emirdağ ve çevresindeki köylerden gelmişsek ve oraya dönmek istiyorsak, yine Zafer Havalimanı iyi bir bağlantı, Kütahya Zafer Havalimanı iyi bir bağlantı.
Ama yani yapılan bu bütün tartışmalardan sonra insanlarda biraz bir şey doğdu. Bir içlerinde Zafer Havalimanı'na karşı, Kütahya'ya karşı nasıl söylenir? Bir sıkıntı doğdu. Dolayısıyla ben birçok insanın artık Zafer Havalimanı'nı tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Ben de şahsen İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Eskişehir'e çok iyi bir bağlantı olduğunu ve birçok insanın Sabiha Gökçen'i tercih edeceğini düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Evet. Evet. Değerli Aktif TV seyircileri, malum duydunuz. Belçika'nın genç şehrinde vatandaşların yorumları böyle. Yani söylenen açık meslek şu. İkisi de açık kalsın. Orası da bizim havalimanı. Burası da, ama burada topluluğun büyük bir çoğunluğu evet, şurayı bir yakabilirsek. Yok. Evet, büyük bir çoğunluğu Sabiha Gökçen tercih etti. Yani Eskişehir Havalimanı kapanırsa nereye uçarsınız dediğimizde Sabiha Gökçen tercih edildi. Tabii bu takdiri vatandaşlarımıza bırakıyoruz. Birçoğu, gurbetçilerin birçoğu aslında Eskişehir'in kapanmamasını istiyor. Kısıtlanmamasını da istiyor. Çünkü şu anda bir kısıtlamada bahsediyorlar. Yani belli bir sayıda uçuşların Zafer Havalimanı'na yönlendireceği diye. Olsun yani, orada uçsun, burada uçsun, vatandaş tercihini yapsın. Çünkü tercihten bahsederken aslında değerli seyirciler şunu unutmayalım. Vatandaş aslında tercihini yapmış. Yani bugün baktığımız zaman Zafer Havalimanı sanırsam 12 yıllık bir havalimanı. Eskişehir Havalimanı işte aşağı yukarı 15-16 yıllık bir havalimanı. Yani şunu hesap yaparsak, tercihte konusunda şunu hesap yaparsak, yani Antalya'ya uçmak 300 euro iken, 350 euro iken mesela yaz dönemlerinde, Eskişehir Havalimanı'na vatandaş 500 euro vererek zaten tercihini yapmış oluyor yani. Sabiha Gökçen 350 euro iken vatandaş Eskişehir'e bilet alıyor. Ankara 300 euro iken yine vatandaş 500 euro verip Eskişehir'e uçuyor. Yani tercih aslında yapılmış. Yapılmış tercih ve işleyen bir tercih. Yani bir de şu pandemide çok iyi anladık. Pandemide Eskişehir'e uçuşlar vardı. Uçtular. Eskişehir'de gurbetçi yine Eskişehir dedi. Yine Hasan Polatkan dedi. Yani tercih aslında yapılmış. Ama dediğim gibi vatan hepimizin, memleket hepimizin. Zafer de bizim, Hasan Polatkan da bizim. Ama tek farkı var, gurbetçinin isteği artık duyulsun. Yani 1964'te Belçika'ya ilk gelen birinci nesilden 2 yıl sonra biz 60. yılımızı kutlayacağız Belçika'da. Artık gurbetteki vatandaşlara sadece euro getiren, dolar getiren kişi olarak görmesinler. Artık isteklerimizle bir kulak verilsinler diye düşünüyorum. Yani biz de burada vatanımıza, yıllardır vatanımıza burada sıktık, çalıştık. Biz belki de bir yılda harcamadığımızı bir ayda gidip ülkemizde, vatanımızda harcıyoruz. Bunu da bilsinler artık. Bilin. Yani gerçekten burada kolay para kazanılmıyor. Burada kolayla kurulmuyor. Gurbetçilik farklı bir şey. Onu hiç de saymıyorum. Vatan hasreti farklı bir şey. O bayrak, ezan o farklı bir şey. Yani bunu şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer ki vatandaşlar tercihini zaten Eskişehir yaptıysa o tercihe de saygı duyulmasını istiyorum. Evet, bir vatandaşımız daha var. Onun da fikrini alacağız. Bülent Bey, de sizin fikrinizi alalım. Konumuz nereye gidiyor? Konumuz Eskişehir Havalimanı'na ilgili son gelişmeleri ve o konuda fikrini almak istiyoruz. Bence bu siyasi bir mesele. O yüzden oluyor. Başka diyecek bir şeyim yok. Evet, herhangi bir sebepten dolayı havalimanı kapanırsa hangi havalimanı tercih edersiniz? Ankara. Ankara diyorsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda Feridun Buğdaycı katılmak istediğini söyledi. Evet, bakalım Feridun Buğdaycı neler söyleyecek. Katılmak istiyorsa. Evet, sanırsam... Evet, değerli aktif TV seyircileri, burada Belçika'da, Gent'te söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi özet geçersek, vatandaşlık burada çoğunluğu Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı kapatılmasın.
kaldığı yere devam diyor. Saygı duymak lazım. Evet, bugünlük bu canlı yayında bu kadar. Bir dahaki canlı yayında görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Her ne olursa olsun tabii ki Aktif TV'de kalın diyorum.